Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Sallu ala rasulina Muhammed. Allahu salli ala şefii. Sallu ala şefii'i kulubina Muhammed. Allahu salli ala şefii. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahu salli ala şefii. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Amin. Bu yolda bizlere devam, tebat, istikamet, ihsan eylesin. Amin. Caymaktan, kaymaktan Rabbim Celle Celaluhu cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Amin. Evet, Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. O mukaddes topraklara, Harameyn-i Şerifeyn'e gitmek, ziyaretlerimizi yapmak, efendim tavaflar, umreler, namazlar, evrat, ezkar, hepsini yapmak nasip oldu elhamdülillah. Rabbim Celle Celaluhu hepsini kabul eylesin. Amin. Gidemeyen kardeşlerimize en kısa zamanda gidebilme imkanları, fırsatları halk eylesin. Amin. Gidenlerimize de tekrar tekrar gitmek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Amin. Evet, tabii fazla uzatmayacağım. Hemen mektuba başlayacağım. Gene tabii sizleri unutmadık. Oralardaki efendim o kıymetli makamlarda, mekanlarda, duaların kabul olduğu yerlerde hep elhamdülillah dualar ettik. Özellikle Berat gecesinde Mescid-i Nebevi'deydik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin misafiriydik. İnşallah oranın hürmetine riayet edebilmişizdir. İnşallah efendim maddi manevi ne kadar sıkıntılarımız varsa bütün ferdi olarak gerek İslam alemi olarak nelere ihtiyacımız varsa mümkün mertebe dilimize geleni, gönlümüze geleni Rabbimize efendim aktarmaya, istemeye gayret ettik. Rabbim Celle Celaluhu dualarımızı kabul eylesin. Amin. Dualarımızın kabul neferini bir an önce görmek nasip eylesin inşallah. Amin. Evet, sıcaklar biraz sizi silkelemiş galiba, he? Dökülmüşsünüz yani. İki haftadır biz de yoktuk. Dolayısıyla efendim bak böyle azalırsanız Cübbeli hocamız darılır, mektubu keser, haberiniz olsun ha. Onun için aynı şekilde ne yapalım, devam edelim. Ama tabii havalar da sıcak, doğru. Orada daha sıcak ama yani oranın havaları efendim nem olmadığı için, kuru hava olduğu için hakikaten pek rahatsız etmiyor. Ama burada bakıyorsun yani 30 derece 35 derece sıcak var. %80-90 ne var? Nem var. İşte adamı öldüren nem zaten. Hemen terliyorsun. Bir de kurumuyorsun yani. Ama tabii Mevla Teala Celle Celaluhu bir şekilde kolaylığını veriyor. Rabbim Celle Celaluhu sıcak da olsa, soğuk da olsa, yaz da olsa, kış da olsa gevşeklikten, tembellikten Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Evet, hocamızın mektubuna böylece geçmiş olalım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bütün alemlerin tüm hamdleri Allah-u Teala Hazretlerine mahsustur. Allah-u Teala'nın ve tüm mahlukatın salavatı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve âli ashabın üzerine olsun. Emma ba'd. Allah yolunda kardeşlerim, kürsümü ve sohbetimi hiç terk etmediniz. Rabbim de rahmetini taksim ederken sizi terk etmesin. Amin. Başımıza maddi manevi belalar yağdı, yağmaya da devam ediyor. Kim bilir altında ne hikmetler yatmaktadır. Görünüşte kırılıp dökülen şeyler varsa da Hazreti Mevlana'nın buyurduğu gibi kabuğu kırılan sedef üzüntü vermesin sana, içinde inci vardır. Biz de bakalım bu kırık dökük ortamın içerisinde neye nail olacağız. Rabbim zayi olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Amin. Bu fakir yıllardır size hizmet etmeye çalıştım. Becerdiğim oldu, beceremediğim oldu ama Yüce Mürşidi Mahmud Efendi Hazretlerimin Ahmet'in niyeti iyidir kavli hakiminden anlaşıldığı üzere herkes hakkında, hatta düşmanlarım hakkında bile daima iyi niyet taşıdım. Herkesin salahını, hidayetini, iki cihan saadetinin saadetine nailiyetini diledim. Zannedersem beni bu yüzden sevdiler, seçtiler, nazladılar. Layık olmamama rağmen hem Efendi Hazretlerimden hem de diğer velilerden hep iltifat gördüm. Geçen salı günü ziyaretime 1991'den beri cemaatimden olan ve tasavvufa çok merakı olan, Risale-i Kutsiye'yi okumayı terk etmeyen, bunun sebebi olarak da Hacı Abdülhalik Ucduvani Kutsesi ruhunun mürşidini göremeyen kişi her gün en az 18 sayfa kadar meşayihın kitaplarından okusun sözünü açıklayan Muhammed Erkan Usta kardeşim geldi. Bana evvelce rüyasında beni Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yanında bir mecliste küçük çocuk olarak gördüğünü, elimdeki 33'lük tesbih sallayarak dolaştığımı, Ömer radıyallahu anh'ın Ali Haydar Efendi babamıza çok benzediğini, mecliste sahabe-i kiramdan ve meşayihtan bazılarının özellikle de Şah-ı Nakşibend Kudsesi Ruh ile İmam-ı Rabbani Kudsesi Ruh'un bulunduğunu, o sırada Ömer radıyallahu anh'ın Ahmet çocuktur ama buranın çocuğudur, bizim nazlımızdır. Yani nazını çektiklerimizdendir buyurduğunu anlattı.
Çok şaşırdım, sevindim ve bu kadar nazlanmamın bir sebebini daha anlamış oldum. Daha önce de size söylemiştim. Bir kere yurt dışı yasağım varken Efendi Hazretleri Umre'ye gitmişti. Döndüğünde bana Ömer radıyallahu anh'ı ziyaret ederken Ahmet'e söyle talebeye ders okusun buyurdu diye bizzat söylemişti. Kaç kere Hazreti Osman ve Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ı ziyaretlerinde bana selamlarını ve tefsir hizmetinden memnuniyetlerini bildirdiklerini anlatmıştı. Tabii ki diğer bazı hoca efendiler kadar azimetle riayet edemediğim olmuştur. Hatalarım olmuştur diyeceğim ama Efendi Hazretleri ben senin işlerinde bir yanlış görmüyorum sözünü düşünerek azimetle amel edemediğim görüşünü ortaya atmam daha uygun olacak. Lakin ben azimetle amel edemediğim bazı konulardan dolayı devamlı boyun kırıklığı içerisinde kaldım ve azimetle amel eden hoca kardeşlerime hatta talebelerime son derece tazim ettim. İslam'a olan düşkünlüğümden dolayı onların ilmi seviyelerine göre değil de takvaya riayetlerine göre onların önünde Allah için eğildim. Ellerini öpmeye davrandım ve hürmetlerimi korudum. Ama şimdi görüyorum ki maalesef onlardan bazısı kendilerini daha takva görerek mağrur olmuşlar. Burunlarından kıl aldırmıyorlar. İlim hakkını da, sohbet hakkını da, ihvanlık hakkını da, Müslümanlık hakkını da korumuyorlar ve bu fakirin aleyhine veriştiriyorlar. Bu kişileri uyarıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her kim günahından sebep bir kardeşini ayıplarsa kendisi o günahı işlemeden ölmez buyuruyor. Her kim günahından sebep bir kardeşini ayıplarsa kendisi o günahı işlemeden ölmez buyuruyor. Bu fakir itham edildiğim konularda günah dahi işlememişken ya beni ayıplayanlar acaba nasıl ölecekler? Bunu iyi düşünsünler. Ayrıca kendilerini sağlam testi kabul edip bu fakiri çatlak testi gibi görerek aldanmasınlar. Çünkü bazen sahibi çatlak testiyi sağlam testiye tercih edebilir. Çünkü hakim olan biri sahip olduğu değerlerden hangisinin daha bereketli olduğunu görerek, bilerek hareket eder. Nitekim Rabbimiz hislerle hareket etmekten münezzeh olduğu için hikmetle amel eder. Nakledildiğine göre bir adam her gün boynuna dayadığı kalın sopanın iki ucuna asılı testilerle dereden evine su taşırmış. Bu testilerden birinin yan kısmında çatlak varmış. Diğeri ise hiç kusursuz ve çatlaksızmış. Ve her seferinde bu kusursuz testi adamın doldurduğu suyun tümünü taşır ama her zaman boynunda taşıdığı testilerden çatlak olanı eve yarı dolu olarak varırmış. İki sene her gün bu şekilde geçmiş. Adam her iki testiyi suyla doldurmuş ama evine vardığında sadece 1,5 testi su kalırmış. Tabii ki kusursuz, çatlak olmayan testi vazifesini mükemmel yaptığı için çok gururlanıyormuş. Fakat zavallı çatlağı olan kusurlu testi çok utanıyormuş. Doldurulan suyun sadece yarısını eve ulaştırabildiği için de çok üzülüyormuş. 2 yılın sonunda bir gün görevini yapamadığını düşünen çatlak testi ırmak kenarında adama şöyle demiş. Kendimden utanıyorum. Şu yanımdaki çatlak nedeniyle sular eve gidene kadar akıp gidiyor. Adam gülümseyerek dönmüş. Yolun senin tarafında olan kısmının çiçeklerle dolu olduğunu görmedin mi? Fakat kusursuz testinin tarafında hiç çiçek yok. Çünkü ben başından beri senin kusurunu, çatlağını biliyordum. Senin tarafına çiçek tohumları ektim ve her gün o yolda ben su taşırken senden akan sularla onları sulamış oldum. 2 senedir o güzel çiçekleri toplayıp masamı süslüyorum. Sen kusursuz olsaydın, o çatlağın olmasaydı evime çiçek götüremeyeceğimden böyle güzellik ve zarafet veremeyecektim diye cevap vermiş. Yani onun çatlağı eksiği aslında ne oluyor? Fazileti olmuş oluyor. Evet, işte bu hikayede zikredildiği üzere ben de defaatle Efendi Hazretlerime çatlak testi olduğumu bildirerek beni bazı vazifelerimden çekmesini istedim ama sahibimiz olan mürşidimiz bizim gibi çatlak testiden zuhur eden ve edecek bazı bereketleri görmüş, bilmiş olacak ki her seferinde bize çok konuşma, işine devam et buyurdu. Efendi Hazretleri demek oralara hep ne yaptı? Çiçek tohumu ekti. Onun için ben dahil ve başta olmak üzere herkes haddini bilmeli. Bir yerlere geldi, daha doğrusu getirildi diye kimseyi hakir görmemeli. Makam ve mevkiine aldanıp garip dervişlere karşı kibir yapmamalıdır. Nitekim zikredildiğine göre saltanat sahibi bir yolda yürürken herkes ona saygı duruşuna geçiyormuş. Adamın biri oturduğu yerden kıpırdamamış. Kibirli adam beni tanımadın mı demiş ona. Diğeri tanımaz mıyım? Evvelin bir damla su, sonun ise bir avuç toprak deyince kibirli olan sen şimdiki halime bak demiş. Bunun üzerine oturduğu yerden kıpırdamayan şöyle demiş.
Neyine bakayım? Şiş karnına bıçak atsam gübre dökülür. Sırtındaki kürke gelince onu hayvandan biri 10 sene giydi ama hayvanlıktan kurtulamadı demiş. Ya. Bu kıssa bana evvelce gördüğüm مَا بَالُ مَنْ اَوَّلُهُ نُطْفَةٌ مَذِرَةٌ اِلٰهِرِ Başı hasis bir damla su, sonu kokuşmuş bir leş, hayatı da karnında pislik taşıyarak geçmekte olan bir adamın hali nicedir. Yani böyle bir adam nasıl kibirlenebilir şeklindeki hikmetli ibareyi hatırlattı. Şimdi siz kimmiş bu adam diye düşünürseniz, halbuki hepimiz o adamız. Evet, neden yaratıldık? Bir damla sudan değil mi? He? Yağmur suyu mu? Gül suyu mu? Irmak suyu mu? Ya bir damla pis bir sudan yarattı Mevla. Evvelin bir damla su üzerine bulaşsa Hanefi mezhebine göre namaz olmaz. Sonumuzda hakikaten efendim kabre gömülen adamın kabrini birkaç ay sonra açsalar bir de bakacaksın haşeratın kovanı haline gelmiş. Kurtlar yemiş, delik deşik etmiş, laşa olmuş, leş olmuş. İşte ibaredeki gibi de arasında da hayatında da neyi taşıyorsun? Yediğinin gübresini taşıyorsun ey insan. Öyleyse neyine mağrursun, neyine kibirlisin? Nasıl kendine getiriyor adamı görüyor musun? Ne ibareler, ne ifadeler? Evet, Cübbeli hocamız diyor ki, halbuki hepimiz o adamız. Evet, ruhul beyan sahibi arada, eyyüher racülü ve kullüne hâder racül. Ey adam diye nasihate başlar, sonra da hepimiz o adamız ha diyerek nasihatı başkalarına söylemekten ziyade evvela kendi üstümüze alarak kabullenmemiz ve mucibince amel etmemiz gerektiğine dikkat çeker. Evet hakikaten hiç üstümüze alınmıyoruz ha. Komşu hakkından bahsediliyor. Efendim onun kötülüklerinden, berbatlığından vesaireden adam da diyor ki çok doğru söylüyorsun hoca efendi. Aynı benim komşuyu anlatıyorsun. E sen de komşunun komşususun ya. Hiç üzerimize alınmıyoruz. Bir kavimden bahsediliyor. Ulan ne berbat kavimmiş ya. E bunu niye anlatılıyor? He? O kavim gibi olmayalım. O kavmin hataları, eksikleri, noksanları lanete sebep olacak, yerin dibine geçirecek neler yaptıysa onları yapmayalım diye anlatılıyor. Ama adam hiç eskide takılmış kalmış yani. Halbuki hepimiz o adamız. Ha bak bu çok önemli. Evet hocamız devam ediyor. Akıllı olalım, ahmak olmayalım. Rahmandan rahmet alalım, şeytandan bela satın almayalım. Oysa rahmet bedavadır, bela ise paralıdır. Nitekim Yüce Mevlana Celaleddin'i Kaddesallahu Sirrahu şöyle diyor. Şu dünyada yüzlerce ahmak etek dolusu altın verir de şeytandan ders satın alır buyurarak bu hakikate işaret ediyor. Bu fakir kibirden çok uzak durmaya çalıştığım halde yine de korkuyor ve diğer arkadaşları uyarıyorum ki bu hastalık yüzünden yalana yanlışa ve çekemedikleri kimseler hakkında yalan beyana tevessül etmesinler. Bildiğiniz üzere bu fakir Allah-u Teala ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den, onların dostlarından ve Efendi Hazretlerinden yaptığım nakillerde güvenilirlik vasfına sahip bulunmakta ve böylece tanınmaktayım. Bunun sırrı ise kibir, gurur yahut birini çekememe yüzünden kimse hakkında
dediler, her şey dediler ama bir şey diyemediler. Ne diyemediler? Sen yalancısın diyemediler Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için böyle bir peygamberin ümmeti, yalan söyleyen bir adam böyle bir peygamberin ümmetliğine layık davranmıyor demektir. Hele bir Müslümana yalan yakışır mı ya? Allah senin ağzından çıkana ne yapıyor? İtibar ediyor. Ben Müslümanım diyorsun, kimse sana hadi oradan sen Müslüman değilsin diyemez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında namaz kılan münafıklar vardı. Münafıkların reisi orada kılıyordu. Ben Müslümanım diyor diye sen değilsin, Müslüman değilsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiyordu. Ağzından çıkana itibar edilir. Müslüman böyledir. 20 yıllık yabancı kadını ne diyorsun? Eş olmaya, helalliğe kabul ettim diyorsun bak. Ağzından çıkıyor. Tamam bu iş bitiyor. Görüyor musun? Bir lafla da ne yapıyorsun? Boşamış oluyorsun. 7 yabancı bir kelimeyle eşin oluyor. 40 yıllık eşin bir kelimeyle 7 yabancı olabiliyor. Demek ağzından çıkan söz çok önemli. Ağzından çıkan söze dikkat et. Etmeliyiz. İşte Cümbel hocamız burada bizi uyarıyor. Yalan Müslümana asla yakışmaz. Bu konuda çok anlatılacak şey var ama tabii şu anda mektuba devam ediyoruz. Evet, hocamız da bunu bizlere özellikle ne yapıyor? İşaret ediyor ve devam ediyor. Günlük konuşmalarınızdaki sıradan gördüğünüz cümlelerinizde bile böyle bir doğruluk aramalı ve yalanın öldürücü bir virüs olarak kalbinize musallat olmasına meydan vermemelisiniz. Doğruluk hakkındaki hassasiyetle güzel bir örnek olan Abdullah İbni Mesud Hazretleri hadis rivayet ederken tir tir titrermiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek beyanlarını naklederken o kadar titiz davranırmış ki heyecandan adeta bütün vücudu ürperir ve alnından boncuk boncuk teller akarmış. Mesela herkes tarafından bilinen bir günahtan tevbe eden onu hiç işlememiş gibidir. Ettaibü mineden bi kemellerden bele. Günahından tevbe eden hiç işlememiş gibidir mealindeki hadis-i şerifi söylerken bile birkaç defa ileri gider geri gelir, ellerini ovuşturur ve la havle ve la kuvvete illa billah der. O sözü eksiksiz ve ziyadesiz aktarabilmek için adeta göbeğini çatlatır ve sonunda yine Allahu alem, yani Allah en doğrusunu bilir kaydını düşermiş. Talebelerinden biri der ki, bir sene boyunca İbni Mesud Hazretlerinin yanında kaldığım halde onun bir kere bile kesin bir ifadeyle Resulullah buyurdu ki dediğini duymadım. İşte bu tereddütlerden dolayı yani. İşte böyle bir hassasiyete de isterseniz dil iffeti diyebilirsiniz. Adına ne derseniz deyin. Söylediğiniz sözlerin vaka mutabık olması ve Allah ilmindeki hakikate, yani o meselenin mahiyeti nefs-i emriyesine denk düşmesi de iffetin bir parçasıdır. İnsan iffet ve haya perdesini yırtmamak için doğrulukta alıştırma yapa yapa hilaf-ı vaki beyanlara da bütün bütün kapanmalı ve yalanın gölgesine bile yaklaşmamalıdır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi kişi doğru söyleye söyleye her işte doğruluk aradıkça o nihayet Allah indinde sıddık yazılır. Bu fakir sıddık olduğumu söyleyemesem de sadık olduğum kesindir. Rabbim cümlemizi sıdk ve sadakatten ayırmasın. Amin. Azimetle amel iddiasında olan bazı İhvan Hoca Efendilerin beni en çok eleştirdikleri konu televizyona çıkmamdır. Yüce Gafsımız bu fakire televizyona çıkma gibi bazı konularda izin veriyorken bu izni herkese vermiyorsa onun bir bildiği var demektir. Nitekim İzmit'ten telefon edip bu hususta izin isteyen bir Hoca Efendi'ye Ahmet'e izin verdik, o hakkını veriyor, bu işi yaymak istemiyorum buyurmuştur. Evliya Allah manen ilham alan kimselerdir. Kimi hakkında kerih gördüklerini bir başkası hakkında güzel görebilirler. Bundan dolayı izin verilen kişi aleyhinde konuşmak hakikatte izin veren zatı itham etmektir. Bu yüzden aklımızın ermediği işlere burnumuzu sokmayalım. Hatta mürşidin bir fiilini zahiren şeriate muhalif görsek de ledün ilmine havale ederek itirazdan sakınalım ve farklı uygulamalarının arasını telife, güzel manalara hamletmeye çalışalım. Nakledildiğine göre bir adam kötü yoldan para kazanıp bununla kendine bir inek alır. Neden sonra yaptıklarından pişman olunca iyi bir şey yapabilmek düşüncesiyle bu ineği Hacı Bektaş Veli'nin dergahına bağışlamak ister. O zamanlar dergahlar aynı zamanda aşevi işlevini görüyordu. Durumu Hacı Bektaş Veli'ye anlatır ve Hacı Bektaş Veli de helal değildir diye bu kurbanı geri çevirir. Bunun üzerine adam Mevlevi dergahına gider. Aynı durumu Mevlana'ya anlatır.
Mevlana ise hediyeyi kabul eder. Adam aynı şeyi Hacı Bektaş Veli'ye de anlattığını ama onu kabul etmediğini söyler. Ve bunun sebebini Mevlana Hazretlerine sorar. Mevlana şöyle der. Biz bir karga isek Hacı Bektaş Veli Şahin gibidir. Öyle her leşe konmaz. O yüzden biz senin hediyeni kabul ederiz. Edebiliriz o etmeyebilir. Böyle cevap veriyor. Görüyor musun? Ne alicenap insanlar. Ya. Hani kendi aldı ya. O almadı. Ha, onun alması lazım. Normalde kötülemesi lazım yani. Kendinin almasının ne kadar sebepleri olduğunu bu ilmi şeylere dayanarak da belki günümüzde olsa anlatırlar. Ben aldım ama niye aldım? Bir şey söyle, şöyle bir dinle bakalım yani. Ama şimdi ne diyor? Onu övüyor. Görüyor musun? Biz kargaysak diyor, Hacı Bektaş Veli Şahin gibidir. Öyle her leşe konmaz. O yüzden biz senin hediyeni kabul edebiliriz ama o etmez diyor. Ama bak, adam üşenmez, Hacı Bektaş Veli dergahına gider. Artık fitne yapmak için mi, ne yapmak içinse. Sen de oturduğun yerde yani, o öyle dedi, bu böyle dedi. He? Gider Hacı Bektaş Veli'ye, Mevlana'nın kurbanı kabul ettiğini söyler ve sebebini sorar. Yani sen kabul etmedin, o etti. Hacı Bektaş Veli de şöyle der. Bizim gönlümüz bir su birikintisi ise Mevlana'nın gönlü okyanus gibidir. Bu yüzden bir damlayla bizim gönlümüz kirlenir ama onun engin gönlü kirlenmez. Bu sebepten o senin hediyeni kabul etmiştir der. İkisi de ne kadar büyük. Nasıl adamlar, görüyor musun? Ya. Evet, gördüğünüz üzere Evliya Allah'tan iki büyük zatın iki farklı uygulaması olmuş ama hiçbirine hata nispet edilmeden mesele Hazreti Mevlana tarafından çözüme kavuşturulmuştur. Dolayısıyla kendini haklı görüp başkasını itham etmektense hele de mürşidin izniyle hareket edeni mutlaka meşru, en azından mazur görmek gerekmektedir. Rabbim cümlemizi iki cihanda yüce mürşidimiz Mahmud Efendi Hazretlerimizden, onun yolundan, rızasından, himmet ve şefaatinden cüda eylemesin. Amin. Amin. Bazı mühim tebliğlerim. Bir, birçoğunuz halimi hatırımı merak ediyorsunuz. Hamdü fenalar olsun. Rabbim bugünümü aratmasın. Amin inşallah. Daima beterini düşünüp teselli oluyorum. Ve bu belanın açılması için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin "Es-sabru miftahul ferac." Sabır belanın açılma anahtarıdır. Hadis-i şerifinin irşadı vecihiyle sabra devam ediyor. Size de hakkı tavsiye ediyorum. Sabrı vasiyet ediyorum. Bu fakir cuma günü sabah namazında çocuklarıma imamet yapacakken polisler evi bastığında, ertesi gün tutuklanma haberini aldığımda da, annemin vefatını duyduğumda da, 21 Haziran akşamı tahliye olamadığım haberi bana ulaştığında da hep inna lillah ve inna ileyhi raciun. Şüphe yok ki biz Allah'a aitiz ve kesinlikle biz ancak ona dönücü kimseleriz. Zikrini söylemeye muvaffak oldum. Böylece umarım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin innemes sabru inde sadmetil ula. Sabır ancak darbe ilk vurduğu andaki sabırdır hadis-i şerifinde beyan edilen, ecru sevabı hak edenlerden olurum. Amin. Hatta mahkeme karardan önce beni cezaevine gönderdiğinde yorgun olduğum için akşamı kılıp yattım. Herkes heyecanla haberlerin başında beklerken, yani acaba tahliye mi çıkacak, beraat mı çıkacak veya çıkmayacak mı? Karar sonradan açıklanacak ya. Herkes bunu beklerken ben uyudum. O sırada Sezer geldi ve tahliye olmadığım haberini getirdi. Ben de istirca edip uyumaya devam ettim. Yani yine inna lillahi ve inna ileyhi raciun dedim ve uyumaya devam ettim. Böylece bir kere daha men emene bil kader emine minel keder. Kadere inanan kederden emin olur hadis-i şerifinin sırrı zahir oldu. Şimdi siz bana mahkemeye gelemediğiniz için çok üzüldüğünüzü yazıyorsunuz. İnşallah artık zulüm arşa dayandı. 21 Eylül'de gelirsiniz nasip olursa. Şimdiden hazırlığınızı yapın. Demek hala Rabbimin rahmetini celbedecek bir hadise bekleniyor. Ben annemin vefatına olan üzüntümün bu işi bitirdiğini zannetmiştim. Ama demek ki başka esbab-ı mucize, yani acınmamı gerektirecek sebepler bekleniyor. Hikaye olunduğuna göre cömertliğiyle tanınmış bir şeyh efendi vardı. Bu yüzden bir türlü borçtan kurtulamazdı. Şeyh yıllarca bulduğunu dağıttı. Bundan dolayı da borcu arttıkça arttı. Nihayet 400 dinara kadar yükseldi. Bir gün şeyh efendi hastalandı. Öleceğini anlayan alacaklılar başına toplandılar. Şeyhe kötü kötü bakıyorlar. Onun hakkında fena fena şeyler düşünüyorlardı.
O sırada helva satan bir çocuk sokaktan geçiyordu. Şeyh hizmetçisine dedi ki, git şu çocuktan helvanın tamamını satın al da alacaklar yesin. Hiç olmazsa bir süre gönülleri hoş olsun dedi. Hizmetçi çıktı, helvacı çocuğu çağırdı. Helvayı yarım dinara satın aldı, getirip şeyhin borçlarına ikram etti. Borçlular helvayı yiyip bitirdiler. Yani alacaklılar. Helvacı çocuk boş tepsiyi eline aldı ve ücretini istedi. Ölmek üzere olan şeyh efendi, ben zavallı ve ölmek üzere olan bir adamım, bende para ne arar dedi. Bunu duyan helvacı çocuk ağlayıp inlemeye, feryat etmeye başladı. Alacakların buna iyice canları sıkıldı. İleri geri söylenmeye başladılar. Çocuk ta ikindi vaktine kadar ağlayıp durdu. Şeyh bu sırada gözlerini yummuş, çocuğa hiç bakmıyordu. İkindi vaktinde bir hizmetçi elinde bir tabakla içeriye girdi. Tabağı şeyh efendinin önüne bıraktı. Şeyh efendi hizmetçiye tabağı alacaklarına vermesini söyledi. Hizmetçi tabağı alacakların önüne koydu. Tabağın örtüsünü açtıklarında herkes hayretler içerisinde kaldı. Zira tabakta şeyhin borcu olan 400 dinar vardı. Tabağın bir kenarında da kağıda sarılı yarım dinar vardı. O yarım dinar da helvacı çocuğun parasıydı. Bu duruma şaşıran alacaklar utandılar. Şeyh hakkında kötü sözlerine ve yanlış zanlarından dolayı pişman oldular. Şeyhin ellerine sarıldılar ve dediler ki, ey ulu kişi, işin sırrı hikmeti nedir, anlatır mısın? Bunun üzerine şeyh efendi şöyle dedi, ey insanlar, bunun sırrı şudur ki ben bunu Allah-u Teala hazretlerinden diledim. Allah-u Teala hazretleri de bana doğru yol gösterdi. O paranın gelmesi çocuğun ağlamasına bağlıydı. Helvacı çocuk ağlamasaydı rahmet denizi coşmazdı dedi. Görüyor musun? Demek bir alacağı var, bir yerden gelecek ama bir türlü gelmiyor. Demek ki Mevla'nın rahmetini celbedip o paranın gelip o alacaklarından yakasını kurtarmak için demek ki rahmeti celbedecek bir şey lazım. Hani mektubun gerisinden bağlantı kurarsanız, o da neymiş meğer, çocuğun ağlamasıymış. Demek ki burada helvacı çocuk kim oluyor? İyi ağlayamamışız demek. 2. En büyük ve en makbul duacım olan anacığımı kaybetmem, bende telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi boşluklar oluşturdu. Anne duasıyla ölü bile diriliyor. Nitekim Hayat-ı Sahabe'de zikredildiği üzere Enes İbni Malik radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Gözleri görmeyen yaşlı bir hanımın Sahib adında bir genç oğlu vardı. Daha hayatının baharında olan bu delikanlı Medine vebasına yakalanmıştı. Uzun zaman hasta yattı. Bir gün delikanlının ziyaretine gittik. Fakat maalesef biz oradayken delikanlı ruhunu teslim etti. Biz de gözlerini kapadık ve üzerine elbisesini örttük. İçimizden bir annesine onun için Allah'a dua et dedi. Annesi ama o öldü dedi. Biz de dedi ki olsun, sen yine de dua et dedik. Bunun üzerine kadın çocuğun ayak ucuna oturdu. Ayaklarını tuttu ve Allah'ım, ben isteyerek sana iman ettim. Senden korktuğum için putları bıraktım. Arzumla sırf senin için hicret ettim. Allah'ım, puta tapanları bana güldürme. Gücümün yetmeyeceği bu yükü bana yükleme diye dua etti. Allah'a yemin ederim ki kadın daha sözünü bitirir bitirmez çocuk ayaklarını kımıldatmaya başladı. Sonra da yüzünden örtüyü attı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve annesi vefat edinceye kadar da yaşadı. Şimdi ben ne diyeyim? Başıma ne sıkıntı gelse annem, Ahmet söyle bana senin için ne okuyayım, ne çekeyim, yani hangi zikri, tesbihi çekeyim diye daima sual ederdi. Ağlaya ağlaya ihlasla dua ederdi. Onun gibi kim üzülebilir, kim ağlayabilir, kim kalbi yanarak dua eder? Değil mi? Ağlarsa anan ağlar, gayrısı yalan ağlar. Yalan derken yani timsah gözyaşı da değil ama yani anne gibi içinde hissederek ağlamak mümkün değil tabii ki. Biliyorum siz Allah için beni çok seviyorsunuz. Kiminiz anne babasından, kiminiz çoluk çocuğunuzdan daha çok seviyorsunuz. Hatta cümbeliahmethoca.com adresine mail gönderen Kılıç soyadında bir hanım anne şöyle demiş. Oğlumun yanında kalıyorum. Geçen de bana Cübbeli Hoca ile ben bir bataklığa düşsek, senin de sadece birimizi kurtarmaya gücün yetse hangimizi kurtarırsın dedi. Ben de dedim ki hocamı kurtarırım. Böyle cevap verince demek sen benim ölmeme razı olursun öyle mi diyerek beni evden gönderdi. Şimdi kızımda kalıyorum diyor. Ama bütün dünya beni terk etse de ben seni terk etmem hocam diye yazmış. Çok tesirlendim. Çocuğun da sorduğu soruya bak, hizaya gel.
Allah Allah. İnsan öyle konuşur mu? Sordu soruya bak yani. Çanak soru. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bela konuşmaya bağlıdır. Yani konuştuğun olur buyuruyor. Hayır konuşalım ki hayır olsun. Ama cahillik sınır tanımıyor. Sonra annen ne derse desin. İnsan annesini evden kovar mı? Ne edepsizlik bu? Veya memnun olsana. He? Öyle dediyse annenin fikrine saygı duy. Allah razı olsun demek hocaları daha çok seviyorsun. Bu senin sevgini ifade eder de. Yoksa annesi evladının ölmesini istiyor demek değildir ki. Sen bir tercih hakkı söylüyorsun. O da bakıyor ki senin gibi efendim abdestsiz namazlı belki abdesti de olsa bile he? En ufak bir şeyde evden kovacak kadar kalitesiz bir evladı olduğunu annesi bilmez mi? Bak hemen ne yapmışsın, kapı dışarı etmişsin yani. Allah öyle bir sokakta bırakır adamı ki he? Dediğine de diyeceğine de pişman olursun. Burada hem hocaya saygısızlık var hem anneye saygısızlık var. Ya işte Cübbeli hocamız da diyor ki annen ne derse desin. İnsan annesini evden kovar mı? Ne edepsizlik bu? Demek istediğim, annemin yerini kimse dolduramasa da sizin bu sevginiz, sizin bu ilginiz, alakanız ve dualarınız beni adami derecede memnun ediyor. Fakat sadece dua ile yetinmeyelim, biraz da sebeplere sarılalım. Rivayete göre asr-ı saadet günlerinden birinde ihtiyar bir kadıncağızın bütün dünyalığı olan devesi uyuz hastalığına tutuldu ve hasta oldu. Kadıncağız deveciğinin bu halinden çok endişe duymaktaydı. Bu deve onu taşırdı. Onun bütün yükünü de taşırdı. Evinden bahçesine giderken onunla gider, pek çok ihtiyacını o deveyle giderirdi. Eğer ölürse çok sıkıntı çekecekti. Yani varı yoğu bir deve. O da hasta. Kadıncağız düşündü durdu ama devenin hastalığına bir çare bulamadı. Yatıp kalkıp Rabbine dua ediyor ve bir çare devenin iyileşmesi için yalvarıp yakarıyordu. Yani hiçbir şey yapmıyor, sadece dua ediyor. Bir gün kırlık bir bahçeye gitti. Devesi yine orada otluyordu. Ne de bir yudum su içiyordu. Yani ne otluyor ne de bir yudum su içiyor deve. Zavallı hayvan kemikleri sayılacak kadar zayıflamıştı. Devenin bu hali kadını büsbütün perişan etti. Bir kayanın üzerine oturdu ve ağlayıp yalvarmaya başladı. Ya Rabbi bu deveciye şifa ver. O benim yardımcımdır. Pek çok işimi görür. Benim ondan başka hiçbir şeyim yoktur. O sırada sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan geçiyordu. Kadının söylediklerini işitti. Onun böyle iki çeşme ağladığını görünce ona sordu. Dedi ki ey Allah'ın kulu neyin var senin? Neden böyle ağlayıp dövünüyorsun? Kadıncağız cevap verdi. Dedi neden olacak ki? Devem için. Devem benim her şeyim. Yükümü taşıyor, beni taşıyor ama şimdi o hastalandı ve hastalıktan da kurtulamıyor. Ben dua ediyorum ama Allah dualarımı kabul etmiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gülümsedi ve o yaşlı kadına şöyle cevap verdi. Dualarının kabul edilmesini istiyorsan duana biraz da katran kat. Yaşlı kadın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne demek istediğini önce anlamadı. Sonra düşündü, öyle anladı. Hemen gitti, komşularından bir miktar katran aldı. Katranı da devenin yaralarına bir güzel sürdü. Sonra da dua etmeye devam etti. Bir süre sonra katran devenin yaralarına iyi gelmeye başladı. Aradan çok bir vakit geçmemişti ki Allah deveye şifa verdi. Hayvan tamamen iyileşti. Bu olaya şahit olanlar ve sonradan duyanlar anladılar ki bir hastalığın iyi olması için hem dua etmeli hem de Allah'ın bu yeryüzü eczanesinde yarattığı ilaçları bulup kullanmalıydı. Ne sadece dua ne de sadece katran. Yani ikisi de. Demek ki bir kavli dua var, bir fiili dua var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar savaşlar oldu değil mi? Sabaha kadar dua etti, akşama kadar kılıç salladı. Yoksa ben koskoca peygamberim bunlarla mı uğraşacağım? Ya Rabbi bunları helak et. Cebrail aleyhisselam geliyor takıyor. Küt tersine çeviriyor. Düşmanlarını helak ediyor. Böyle mi oldu? Ya. Demek ki dua da olacak. Efendim gayret de olacak. Hani demiş ya iki arkadaş gidiyor. Dedi aman dikkat et şu ileride dedi köpekler vadisi var. Acayip saldırıyorlar. Şuradan taş toplayalım da onları atarız öyle kurtarırız. Dedi ki ben taş toplamama gerek yok. Ben dedi köpek efendim savuşturma duası biliyorum. Ben dedi dua ederim dedi. Taşla uğraşamam. Taşı sen topla. Pekala dedi. Neyse gittiler o taş topladı. Bu daha bire dua ediyor. Ama köpekler hırıl hırıl üzerine saldırıyor. Bu sefer arkadaşı dedi ki sen bir taraftan dua et bir taraftan da taş topla. Bu köpeklerin anladığı yok dedi bu işten dedi. Yani hem dua edeceğiz hem taş toplayacağız. Yani hem dua hem de katran.
Evet, hocamız devam ediyor. Diyor ki, şimdi benim işimdeki katran ne ola? Herkesin farklı imkanları var. Kabiliyetleri var, çevresi var. İnternet gibi sanal alemde yapılan savunmalar, verilen cevaplar çok işler görüyor. Buna gayret edin. Bu iş günümüzün cihadıdır. Biz ehli sünnetin müdafi olalım. Şimdi bir de Twitter diye bir şey çıktı. Bir komedyen hesabına üye olanlar Cumhurbaşkanı'nın üyelerini geçmiş. Üçüncülük ise bilmem hangi fahişedeymiş. Memleketin haline bak. Biz ehli sünnet adına böyle bir hesap açıp milleti oraya yöneltsek ve en fazla üye sayısı olan 2 milyon küsürü geçsek nasıl olur? Çok faydalı olacağı kanaatindeyim. Bu fakirin adı da bu işte sembolik olarak kullanılabilir. Gençler bu işleri düşünün. Ben âli himmet bir kulum. Yani siz de öyle olun. Bir kere Michael Jackson Türkiye'ye gelmişti de çok kalabalık toplanmıştı. Ben de o sene Mevlid ayında bir gavura bu kadar adam toplanırken biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin viladetini kutlamaya daha kalabalık toplanmazsak yazıklar olsun bize demiştim. Ve o sene Mevlid gecesi külliyede o şarkıcının cemaatinden daha fazla kalabalık toplanmıştı. İki köprü tıkanmıştı. Ben dahi 2 saat kıpırdamadan Fatih Köprüsü'nün üzerinde kalmıştım. Külliyeye yanaştığımızda kalabalıktan 2 vadi arası duman tütüyordu. Onun için siz de bu Twitter gibi şeyleri kullanın. Bir hesaba herkesi yönlendirin. Ben de inşallah çıkınca sürekli bilgilendirme yaparak onu boş bırakmam. Diğerlerini geçeriz inşallah. Sonra Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık sitelerine başımdaki bu zulmün kalkması için edepli bir lisan ile taleplerinizi iletin. Mesela geçen Ahmet Davutoğlu, biliyorsunuz bakan, Büşra adındaki bir mahkumun terörist olmadığına dair şahitlik yaptı. Onu tanıyormuş. Üniversiteden arkadaşıymış. Yani normal karşıladım ama artık birileri de çıkıp affedersin bizim pezemeklik yapmayacağımıza pekala şahitlik edebilir. İnsan ticareti ve cinsel saldırı gibi adi fiillere bulaşmayacağımızı söyleyebilir. Sizin mailleriniz yetkililere bu açıklamaları yaptıracak kadar güçlüdür. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ve indû lehum mestetâtum min kuvve. Ey müminler! Kuvvet olarak güç yetirmiş olduğunuz şeyleri hazırlayın. Böyle buyururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gücü belli bir silaha tahsis etmemiş, her zamanki mucizevi ifadesiyle ela innel kuvvete erramyu. Uyanık olun, şüphesiz ki kuvvet atmaktır buyurarak bize geniş bir ufuk açmıştır. Atmak camiyetli bir ifadedir. Yani dünün ok, kurşun ve top atma kuvvetleri bugün mesaj atma, mail gönderme, tweet atma şeklinde önümüze çıkmaktadır. Görüldüğü üzere atma mefhumu hiçbir zaman ve zeminde hakla batıl arasındaki bu mücadelenin dışında kalmamaktadır. Göreyim sizi, bu davanın hizmetçileri, bu davanın mücahitleri, murabıtları ve atıcıları olun inşallah. Rabbim hepimize çevrenizde büyük tesirler bırakabilme gücü ihsan eylesin. Amin. Demek ki hem dua, hem davet, hem tebliğ, hem musret maddi ve manevi alanda tam destek içerisinde olacağız ki o zaman Rabbim bizi de yolunun yardımcılarından ve hakkın şahitlerinden yazacaktır. Çok büyük sıkıntılar yaşadığım şu günlerde yüzümü en çok güldüren, gönlümü sevindiren ve bana dünyalara sahip olmaktan daha sevgili gelen husus, kızımın hafızlığını bitirerek bu aciz babasına inşallah cennette taç giydirmiş olmasıdır ki o tacın bir taşı bile dünya ve mafihadan yani içindekilerden, dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte men hafizal Kur'ane ülbise velidetü tacen yevmel kıyame. Kim Kur'an-ı Kerim'i ezberlerse o kişinin anne ve babasına kıyamet gününde yani kıymetini ancak Mevla Teala Hazretlerini takdir edebileceği kadar değerli olan bir taç giydirilir. Bu hadis-i şerifinde çocuğu hafız olan anne babaya kıyamet günü bir taç giydirileceği ve o tacın güneşin sizden birinin evinin içinde olması halinde vereceği ziyadan daha çok parlayacağını bizlere vaat etmiştir. Biz anne babamıza bu tacı inşallah giydirmiştik. Acaba bize de giydiren olur mu diye beklentiye girmiştik ki elhamdülillah bu müjdeye de inşallah nail olduk. İmanla ölebilirsek Rabbim hepimize nasip eylesin. Amin. Büyük şerefe vasıl olduk. Rabbim benim diğer çocuklarıma da sizin de bizim çocuklarımıza da bu devleti nasip-i müyesser eylesin. Amin. Evet. Efendi Hazretleri yıllar önce kürsüden
İhsan Efendi vardı, Allah rahmet eylesin. Adapazarı vekiliydi. Onun hakkında şöyle buyurmuştu. Onların evde hafız olmayan yok. Bak bak. Efendi Hazretleri'nin itibar ettiği konuya bak. Onun bir oğlu avukat, bir oğlu mühendis, bir oğlu bilmem ne. Allah dostlarının efendim yanında kıymet neyle ölçülüyor biliyor musun? Kur'an'a hizmetle. Kur'an'a vukufiyetle. Bak ne diyor? Kürsüye taşıyor bu mevzuyu ve diyor ki onların evde diyor hafız olmayan kimse yok diyor. Allah bizim evlerimiz, ocaklarımız da öyle eylesin inşallah. Amin. Amin. Ve hocamız devam ediyor. Hafize kızımı da nazarlardan, kem gözlerden ve her türlü şerlerden Rabbim muhafaza eylesin. Amin. Şimdi o bütün üniversiteleri bitirseydi, Nobel ödülleri alsaydı, ahirette onun da benim de elimize bir şey geçer miydi? Ancak okullarda okurken işlediği günahların vebal ve nedameti elde kalırdı. Ama şimdi ne büyük dereceler elde etti, ne makamlar kazandı. Allah-u Teala ve melekleri en çok Kur'an-ı Kerim'e değer verirler. Onu okuyanı dinlerler. Kur'an'ı ezberleyene değer verirler. Nitekim Bukhari'de geçen bir rivayete göre Medine'de evinde gece Kur'an okumaya başlayan Üseyd İbni Huday radıyallahu anh bu sırada avludaki atının bir şeyler görüp de ürkmüş gibi acayip sesler çıkarıp kişnemeye başladığını duyar. Bu ata ne oluyor diye okumayı kesip de dışarı çıkıp baktığında evin her tarafında kanatlarını kısmış sakince dinleyen ışıktan kuşların hemen göklere yukarı uçuşup gittiğini görür. Sabah erkenden mescide giderken gördüklerini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine anlatır. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. O göklere yukarı uçuşup giden nurdan pırıltıların neler olduğunu biliyor musunuz? Neler olduğunu biliyor musun Üseyd? Onlar evinde okuduğun Kur'an dinlemek için semadan inip gelen meleklerdi. Unutmayın, içinde Kur'an okunan eve melekler dinleyici olarak gelirler. Eğer okumayı sabaha kadar sürdürseydin onlar da sabaha kadar seni dinlemeyi sürdürürlerdi buyurur. Bildiğiniz üzere Büyükşeyh Efendi Mustafa İsmet Garibullah Kaddesallahu Sirrahu şöyle buyuruyor. Şeriat hamili alem zevatı, dahi alim olan fıkha zevatı, kedalik hamili furkan zevatı, ziyade tazım eyle bul necatı, bu tazım naziz hak, aziz hakka gidelim, cemali ba kemali seyredelim. Bu beyitlerde hoca olmasa bile sadece hafız olanlara da ziyade tazim ve hürmette bulunmayı kurtuluş sebebi olarak açıklamıştır. Nakledildiğine göre huzuruna giren bir genci ayağa kalkarak karşılayan Hazreti Mevlana bununla da kalmaz, genci makamına çağırıp oturtur. Kendisi de karşısına geçip iki dizi üzerine çökerek hürmetle dinler. Çevredekiler Mevlana'nın makamını bir gence terk edip de karşısında hürmetle diz çöküşünü uygun bulmazlar da itiraz yolu sorarlar. Büyük insan gence gösterdiği bu hürmetin sebebini şöyle açıklar. Bu genç Kur'an'ı ezberlemiş bir hafızdır. Kalbinde Kur'an yazılıdır. Siz sokakta üzerinde Allah yazılı bir kağıdı görünce hemen hürmet gösterip eğilip alıyorsunuz. Yüksek bir yere hürmetle koyuyorsunuz. Ben de kalbine Kur'an'ın tamamı yazılı olan bir gence ayağa kalkıyor, hürmet gösteriyorum. Sizin hürmet gösterdiğiniz kağıt üzerindeki yazıdan daha fazladır. Bu gencin kalbinde, burada cümle düşük olmuş. Sizin hürmet gösterdiğiniz kağıt üzerindeki yazıdan bu gencin kalbinde yazılı Kur'an daha fazladır. Dolayısıyla yani yolda bir besmele bile yazsa, bir ayet bile yazsa bir kağıt gördüğün zaman bir Müslüman, şuurlu bir Müslüman yürüyüp geçebilir mi? Ne haber eder? O kağıdı alır. Nereye koyması lazım? Yüksek bir yere koyar değil mi? Ha siz böyle yapıyorsunuz da kalbinde Kur'an'ın tamamı yazılı olan bir gence. He? Hem de o kağıda yazılmış bu, onun gönlüne yazılmış. Ben ona nasıl hürmet etmem diyor. Hazreti Mevlana sözlerini şöyle tamamlıyor. Sadece ben değil, Allah da kelamını ezberleyerek amel eden hafızlara büyük değer veriyor. Cennetini almakla kalmıyor, akrabalarından cehenneme gidecek 10 kişiye de şefaat ederek kurtarma hakkı tanıyor. Yeter ki o hafız ezberlediği Kur'an'la amel etmede bir ihmale düşmesin. İşte 700 sene sonra bugün hala bütün dünya milletleri Mevlana'yı yad ediyorsa ve bu sevgi gün be gün artıyorsa o gün Mevlana Kuddisesi Ruh'un
Kelamullah'a ve hafızlarına gösterdiği hürmet nedeniyledir. Hürmet eden hürmet görür. Bizim gibi saygısızlar da ölmeden ölü gibi unutulur. Estağfurullah. İnnallâhe yarfav bi'âzel kitâbe akvâmen ve yadav bi'âkârîn. Resulullah ne buyuruyor? Bu kitap sebebiyle, bu Kur'an sebebiyle Allah bir takım kavimleri ne yapacak? Yüceltecek ve yükseltecek. Ve yadav bi'âkârîn ve bu kitap sebebiyle de bir takımlarını alçak edecek. Yani onlar Kur'an'ı sırt ardı ettiklerinden dolayı, itibar etmediklerinden dolayı, hürmet etmediklerinden dolayı Allah ne yapacak? Onu alçak edecek. Ama hürmet edeni yükseltecek Mevla. İşte 6 küsur asır, 3 kıta 7 denizde at koşturan, İslam'ın sancağını her tarafa, İlahi Kelimetullah'ı her tarafa ulaştıran Osmanlı ecdadımızın atası Osman Gazi Hazreti Kur'an'a hürmet sebebiyle onun o, efendim bulunduğu odada sabaha kadar kıyamda namazda gibi durma sebebiyle Allah ona böyle bir devlet bahşetmedi mi? Ya Kur'an'a hürmet edeni Mevla ne yapıyor? Ayağa kaldırıyor. Evet. Rabbim cümlemizi İslam'a, Kur'an'a hadim eylesin inşallah. Amin. Evet hocamız devam ediyor. Şunu üzülerek ifade etmeliyim ki maalesef civarımda bulunan bunca memurdan namaz kılan bir iki kişi ancak gördüm. Onlar da Kur'an-ı Kerim okuyamıyorlar. Memur olayım diye bunca sınava giren, 100 lira 200 lira zamlı çalışayım diye hala imtihan kazanmaya çalışan insan, çalışan insan ebedi hayatı için neden hala Rabbinin kitabını okuyup öğrenmez? Anlamak mümkün değil. Özellikle de memur milleti sadece amirlerini dinler. Maalesef günümüz insanı hakkı batıldan ayıracak Furkan kabiliyetinden mahrumdurlar. Onların bu kötü halini İmam-ı Gazali Rahimeullah şu vecizesiyle ne güzel açıklıyor. İlahları heva ve heves, mabutları emirler yani amirler, kıbleleri para, şeriatleri benlik. Benlik senlik davası. Arzuları makam ve şehvet, ibadetleri zenginlere hizmet. Zikirleri vesvese ve desise, hazineleri de kurnazlık. Düşünceleri meşrep menfaatlerini icap ettirdiği şekilde hilebazlık olan bir güruhun kalplerine melekütün sırları nasıl tecelli edebilir? Bunlar küfür karanlığını iman aydınlığından neyle ayırt edecekler? Rabbi Kerimimiz bizleri bu hallere düşmekten muhafaza eylesin. Amin. Mevla-i Müteal Hazretleri cümlemize Hazreti Kur'an'a karşı gereken ilgiyi, gereken bilgiyi, saygı ve sevgiyi gösterebilmek nasip eylesin. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin inne hazel Kur'ane şafi'un, müşeffe'un ve mâhilün musaddik. Şüphesiz bu Kur'an kıyamet günü bazılarına şefaat eden, şefaati makbul olandır ve bazılarına karşı da haklı bir davacıdır hadis-i şerifinde bildirdiği üzere onu bize şahit ve şefaatçi eylesin. Amin. Kur'an-ı Kerim'in beni terk ettiler, benimle amel etmediler, hürmetimi zayi ettiler diye şikayet ettiklerinden olmaktan Rabbim cümlemizi emin eylesin. Amin. 4. Çoğunuz bana bu komployu kimin kurduğunu sorup duruyorsunuz. Kiminiz de kendinize göre suçluları bulmuşsunuz. Geçen Cuma günü Adalet Bakanlığı'nın özel izniyle Radikal Gazetesi'nin haber müdürü Ömer Şahin Beyefendi geldi. Söylediklerimin hepsini yazamamışsa da yazdıkları söylediklerim. Kendisine o mülakatta ifade ettiğim veçile maalesef memleketimiz gizli dış servislerin cirit alanına dönüşmüş. Hatta geçenlerde KGB ajanlarının Çeçenleri öldürüp kaçtıklarını herkes biliyor. Daha neler oluyor neler. Benim düşmanımı ararsanız size gülerler. Çünkü siz dost arayın dost. Benim gibi dostları olana zaten düşman ne gerek? O da cabası. Çeçenistan davasına verdiğimiz destek elbette KGB'yi rahatsız etti. Beni İsrail aleyhine konuşmalarımız elbette Mossad'ı kızdırdı. Hristiyanlarla dostluğu nehyeden ayetleri okumam, özellikle Vatikan'ın misyonerlik faaliyetlerine karşı çıkmam, halkı bu konuda uyarmam ve Patrikhane'nin ekümenik projesinin önündeki tek engel olan İsmail Ağa cemaatinin yüksek sesle konuşan üyesi olmam ve Patrikhane'nin 1-2 kilometre yakınında sohbet yapmam gibi hususlar elbette Nasara taifesini son derece bizar etti. Ayrıca vatanımızı bölüp Büyük Orta Doğu projesi çerçevesinde Doğu ve Güneydoğumuzu arzu mevut kapsamını almak isteyenlere karşı sergilediğim tavır da birçok iç ve dış mihrakları tedirgin etti.
Doğu Türkistan'la ilgilenmem, onlara sürekli alenen dua ederek davalarını gündemde tutmaya çalışmam Çin'i kızdırdı. İran Şia rejimine yaptığım reddiyeler elbette memleketimizde bayağı sempatizanı olan bu rejimi çok rahatsız etti. Nitekim İran'ın kültür ateşesi ziyaretime gelerek İran'ın benim bu tutumumdan rahatsız olduğunu belirtti ve beni resmi bir ziyaretle ayetullahlar ile görüşmeye, anlaşmaya davet etti. Şimdi bütün bunları bir arada düşünürsek, bir de bütün bu uluslararası güçlerin yerli taşeronlarını Türkiye'de kanallarıyla, yayınlarıyla bunlar adına çalışan kuvvetleri ele alırsak, unutmadan ekleyeyim. Selefi geçinen Vehhabi akımına yaptığımız reddiyelerin bazı yetkili kişileri dahi rahatsız ettiğini, işbirlikçi sahte mesihlerin, mehdilerin, naylon müştehitlerin, sahte şeyhlerin, müteşeyyıhların rahatsızlığını düşünürsek, bütün bunları birlikte değerlendirdiğimizde benim susmam ve susturulmam bunların hepsini sevindiriyorsa, birçok yetkili de bu fırkaların rahatsızlığından rahatsız oluyorsa, o zaman ne olmuş? Kim uydurmuş? O zaman ne olmuş? Yani kimi uydurmuş, kimi toplamış, kimi kotarmış, kimi izlemiş, kimi de razı gelmiş, kimi de bana ne deyip sessiz kalmış. Böylece ben içeri girince herkes demek ki biraz nefes almış. Bilmem anlatabildim mi? Ben anlamadım ki size nasıl siz nasıl anlayasınız. Zaten anlaşılsa faili malum olur. Bununsa faili meçhul. Yani kimin yaptığı meçhul ama kimin kurtaracağı malum ki o da Allah-u Teala. Amenna ve saddakna. Ama bütün bu fırkaların içerisinde en büyük vebali hiç şüphesiz bizim ihvan içerisinden yetkililer üzerinde etkisi olup da kendileri bana bir operasyon yapılmasının cemaatimize zararı olup olmayacağı sorulduğunda biz de bundan kurtulmak istiyoruz. Bir türlü kurtulamadık. Ne yaparsanız yapın bize dokunmaz diyen zihniyet yüklenmiştir. Kıyamet günü onların yüküne ne kadar kötüdür. Kıskançlık yüzünden ahiretlerini mahvedenlerin akıbeti ne kadar da fenadır. 5. Radikal'in haberi üzerine birçok kişi avukatımı arayıp Fethullah Gülen Hoca Efendi'yi rüyamda görüp görmediğimi sormuş. Kendisini cezaevine girdiğimden beri iki kere gördüm. İkisinde de sakalı bir tutam, şalvarlı, cübbeli ve sarıklıydı. Bir defa üzerinde koyu kavun içi bir cübbe vardı. Hatırladığım o ki benimle ilgileniyor ve dua ediyordu. Ben ne gördüysem onu söylerim. Zaten burada çok rüya göremiyorum. Görüyorsam da ekseriyetle şekerim düşük vaziyette uyandığım için çoğunu unutuyorum. Bir kere de Üstad Bediüzzaman Hazretleri'ni rüyamda gördüm ki onun bazı tafsilatını şöyle hatırlıyorum. Kendisi bir tutam sakallı, cübbeli, şalvarlı ve sarıklıydı. Günlerden cumaymış. Ben kendisiyle bulunduğumuz evden çıkıp cumaya gidecekmişiz. İçimden cebimde bulunan yarım şişe ut kokusunu kendisinin benden isteyeceği, istemeden bunu kendisine verme düşüncesi geçerken tam cebimden kokuyu çıkarıyordum ki istedi. Şişenin tıpası gevşek olduğundan bir damla yere damladı. O koku Seyyid İbrahim Hazretleri'nin gerçekte bana hediye etmiş olduğu çok kaliteli bir kokuydu. Ben kendisine o şişenin tıpasını sağlamlaştırmasını aksi halde cebine döküleceğini bildirdim. Tam camiye çıkarken elinde asası ayakta duruyordu ki ben efendim sizin Yahudi Hristiyanların cennete gideceğine dair bir beyanınız oldu mu diye sordum. Mübarek hiddetlenerek bunu nereden çıkarıyorlar olur mu öyle şey dedi. Sonra cami yoluna yürüdüğümüzde gördüm. Sonrasını hatırlamıyorum. En büyük günahlardan biri rüyaya yalan katmaktır. Vefat etmiş kimseler hakiki alemde oldukları için beyanları esastır. Çünkü onlar orada yalan söyleyemezler. Zaten böyle alim, fazıl, zevat yaşarken de yalan söylemedikleri için onların sözleri tamamen hakikattir. Günün cuma oluşu, cemaat, toplanma, birlik, gören kişinin muradıyla buluşması manalarını taşır. Ut kokusu ise cennetten gelme olduğu için çok hayırlı tabiri vardır. Seyyid Hazretlerinin kokusu olması, Üstad Hazretlerinin de seyyidliği olduğuna dalalet edebilir. Bu konuda bir bilgim yoktur. Araştıran bana bildirebilir. Kokudan bir damla yere düşmesi ise iyilerin kasesinden yerinde nasibi vardır şeklinde mektubatta da geçen beyte göre mübarek zatın keremine, cömertliğine işaret eder. Sorduğum soru ve aldığım cevap zaten tabire muhtaç değildir. Rüyayı gören kişi olarak bu müjdelerden benim de nasibim olsa gerektir.
Bu rüyamı annemin cenazesinde, o izdiham içerisinde Üstad Hazretlerinin yakın talebesi olan baba dostum Mehmet Fırıncı abiye anlatmak nasip oldu. Çok sevindi, tebrik etti. Rüyamın vaka mutabık olduğunu ve Üstad Hazretlerinin görüşünün Müslüman olmayanın cennete giremeyeceği yönünde olduğunu beyan etti. Aşığın fikri neyse zikri oymuş. Siz beni uçar kaçar görüyorsunuz ama benim derdim ehli sünnet itikadı olduğu için ben kendimi bu şekilde soru sorarken görüyorum. Rabbim Üstad Hazretlerine de garkayı garik rahmetler eylesin. Amin. Derecesini âli eylesin. Amin. Amin. 6. Bazı basın yayın organlarında benim Sayın Aziz Yıldırım'ı ziyarete gelen birine Aziz Başkan beni yarım saatte Fenerbahçeli yaptı. En büyük Fenerbahçe dediğime dair haberler çıktı. Allah Allah. Biz umredeyken çıktı herhalde. Fakat bu haber tamamen asılsızdır. En büyük Fener der mi? Yani bir takım önemli değil. Hangi takım olursa olsun ya. Değil mi? En büyük Allah. En büyük Allah. Celle Celaluhu. Evet hocamız devam ediyor. Ben Aziz Başkan'ı sevdim, saydım. Beraber çünkü ne yaptılar? Aynı ortamda kaldılar. Kader arkadaşı oldular, hapiste beraberdiler vesaire. Dolayısıyla ben Aziz Başkan'ı sevdim ve saydım. O da beni sevdi ve benimle ilgilendi. Bu alakasından dolayı kendisine müteşekkirim. Kendisine gelen bazı ziyaretçilerle selamlaştığım oldu. Ben başkanımızla aram nasıl diye soranlara, başkan bizim babamız, onun tebaasına geçtim şeklinde beyanlarda bulundum. Ki bunun manası ona karşı saygımı arz etmekti. Zaten Hürriyet gazetesinin haberinde üste Fenerbahçe tebaasına diye başlık atmışsa da altta benimle konuşan kişinin beyanında onun tebaasına söz geçmektedir. Yani söyleneni değil de anladıklarını başlık atmışlar. Öyle anlamış adam, öyle başlık atmış. Benim gibi her takımdan ve her kesimden seveni ve dinleyeni olan birinin takım taassup yaparak birçok insanın sohbetlerimden istifadesine mani olacak bir yol izlemem düşünülemez. Bu yüzden görevim gereği takımlar üstü kalmam gerekmektedir. Ayrıca ben birçok sohbetimde en büyük şu, en büyük bu gibi lafları söylemek caiz değildir. Çünkü biz 5 vakit Allahu Ekber, yani en büyük Allah diyoruz. Başka söz bize yakışmaz diye beyanlarım olan bir iş olarak herhangi bir takım hakkında en büyük ifadesini kullanmam nasıl düşünülebilir? Ancak Aziz Başkan'la komşuluk hukukum gelişmiş, kendisi birçok yere benden takımının kazanması için dua talep etmiş. Ben de hem üzüntülü olması hasebiyle sevinmesi hem de komşuluk hakkını gözetme kastıyla dua ettim. Böylece iki takım arasında 9 puanlık fark kapandı. Sizin bu işlerden haberiniz var herhalde güldüğünüze göre. Ama latife olarak ben kendisine dedim ki siz benden 3 aydır dua istediniz. Böylece şaşılacak bir başarıyla 9 puan açığı kapattınız. Ama diğer takım buçukla kazandı. 104 kitapta buçuğun duası olmadığından ben ne yapayım dedim. Siz de dua istemeye daha önce başlasaydınız diye kendisine takıldım. Zaten sonra diğer kupayı da kazandılar. Ben birine dua sözü verirsem yerine getiririm. Yani burada önemli olan takım, maç, puan değil. Burada önemli olan ne? Dua ile alakalı mesele. Duanın tesiri olan mesele. Anlaşıldı mı? Evet. Sonra demeyin ki ya bak hoca da ilgileniyor biz de filan takımı tutalım biz de ilgilenelim biz de şey yapalım. İşin gücün yok mu ya kitap oku ilmihal oku mübarek yani. Evet. Ondan sonra adam bana soru soruyor. Hocam çok önemli bir mesele var arkadaşla tartışıyoruz bir türlü çözüm bulamadık. Neymiş o? Gergedan eti yenir mi? Zıkkım ye. Sen ne işin var gergedan etiyle bilmem neyle ya? Sen hangi kasaptan aldığına baksana. Domuz eti kasaplık hayvan oldu dikkat et yani sana... Efendim zokayı yutturmasınlar, yedirmesinler. Sen buna dikkat et. Seninle alakası olmayan, sana yaramayan, bilmem ne etin. Niye soruyorsun ya? Allah Allah. Yani bizle alakası olan, bize faydası olacak olan şeylerle ilgilenelim demek istiyorum. Evet, hocamız diyor ki ben birine dua sözü verirsem yerine getiririm. Başkan da hem mahkum
hem de komşum olması hasebiyle bu duayı en çok hak eden kişi oldu. Kalan hayatında da kendisine ve sevenlerine başarılar dilerim. Bir gazete beni ikinci defa takım formasıyla göstermiş. Allah Allah. Nasıl fotomontajlar yapmışlar. Gördünüz mü o resmi siz? He? Cübbeli hocam formayla mı çıkmış? Allah Allah. Forvet mi? Zaten forvet de o yani ehli sünnet takımında ya. Cübbeli hocamızın adı ne? Cübbeli. Lakabı Cübbeli. Ona forma giydirilir mi ya? Oynasa da Cübbeli oynar yani. Bir gazete beni ikinci defa takım formasıyla göstermiş. Allah sizi de ıslah etsin diyeyim. Ne diyeyim ya? Allah Allah. Hem de bu sefer ilk sayfanın başına koymuş. Ben böyle bir forma giymedim. Ya hocam tabii ki hocam ya. Zaten yanına da ne yazmış? Temsili resim diye küçücük bir yazı koymuş. Ama onu kim görecek? Görenlerin çoğu da zaten temsil ne demek onu da bilmez. Yani uydurma demek. Temsilen, misalen böyle bir şey yok. Ama yapmışlar yani demek. Doğru anlayın da diğer takımları tutan cemaatimiz sohbetleri terk etmesinler. Millete doğru anlatın. Takım tutacaksan da milli takımı tut canım mesela. Evet. Bizim işimiz bu. Bizim işimiz ayet. Bizim işimiz hadis. Bizim işimiz cennet yolunda ilerlemek. Rabbim ayırmasın. Amin. İslam'ı en güzel şekilde öğrenmek nasip etsin. Amin. En güzel şekilde yaşamak nasip etsin. Amin. En güzel şekilde anlatmak nasip eylesin. Amin. Ama tabii hocamız da şimdi bunlara takılıyor. Neden? Adam şimdi maç varmış. Derbi maç. Hatta geçen senelerde içinizden çıkarken soruyormuş maç ne oldu kaç kaç bitti diye. Yanındaki adam da bana diyor ki eleştiriyor. Ne biçim adam ya maça gelmiş adam çıkar şey sohbete gelmiş çıkarken diyor maçı soruyor. Ben dedim gene aferin ona ya. Adam böyle bir derbi maçta bu kadar da hasta bu kadar da fanatik gene de maça gitmemiş. Nereye gelmiş? Aferin adama. Sonra sordu maç kaç kaç? 1-1. Öğrendi işte. Bak yani mesele oysa. Demek sizde de fanatikler var ha. Bak böyle mevzulara böyle dinliyorsunuz ya. Evet. Ama şimdi işin gerçeğine geliyoruz. Bak hocamız diyor ki önümüzde ölüm var. Kabir var. Berzah dururken sonrasında ya cennet ya cehennem, ya rıza ya gazap, ya rahmet ya lanet varken işimiz mi bitti de fuzuli işlerle uğraşalım? Gördün mü? Rabbim maleyani şeylerin sevgisini cümlemizin ve sevdiklerimizin kalplerinden ihraç eylesin. Amin. Bizleri dinimize, dünyamıza ve ahiretimize faydası olacak şeylerle meşgul eylesin. Amin. Kalplerimizi ancak yüce zatının muhabbetiyle, mehafetiyle ve mehabetiyle meşgul eylesin inşallah. Amin. Amin. Ya mu'in, ya mücibes sa'ilin, ya hayral meş'ulin ve ya hayral mu'idin. Evet. Ha bak burada Arapçası var. Veya hayral mu'tîn diyor. 7. Birçok kişi Ahmet Hakan meselesini soruyorlarmış. Ne meraklı melaatlar varmış da haberimiz yokmuş. Efendim anlatayım. Kendisinin de belirttiği gibi evvelce ben bayağı ileri geri konuşmuştum. Geçen günkü yazısında beni en iyi beşe sokmuştu. Sonra bir müşterek tanışımı ziyarete gelmişti. Selam söyleyeyim mi diye sordu. Ben de tabii selamımı söyle. Geçen gün benim sempati topladığımı yazmış dedim. O da selamımı ulaştırınca kendisi Cübbeli'den selam geldi başlığı altında bir yazı kaleme aldı. Bu yazısında mealen mahkemede bana sorulan soruları çok zayıf bulduğunu, tutuklu yargılanmama ne gerek olduğunu, kendisi benim mazlum olduğumu ve bu kubbede bırakılacak olan en hoş sedanın mazlumun yanında bulunmak olduğunu düşünürken bir tevafuk olarak benden kendisine selam geldiğini belirtti. Yazısında böyle yazmış. Doğru lafa ne denir? Aramızda nanelik olunca bunca kişi benim gadre uğradığım kanaatine varmışken ve bunu açıklarken maalesef İslamcı geçinen birçok yazar çizer bunu bilse de yazma cesaretini gösteremiyor. Kendileri bilir. Böyle saçmalık olabilir mi? Benim gibi biri çeteye destekten, insan ticaretinden içeri alınırsa artık insanların bu konuyu ciddiye alması düşünülebilir mi?
Geçen de tahliye edilen Müyesser Hanım bile mahkemede bizim davayı da Cübbeli Hoca'nın davasıyla birleştirin dediğini Cüneyt Özdemir'e anlatırken konunun ne kadar gayri ciddi olduğunu anlatmak istediğini düşünürsek memleketin haline acımamak mümkün değil. Beni tutuklayan polislerden birine ya bu kadar terörist varken benimle uğraşacak vakit nereden buldunuz dediğimde devletin polisi herkese yeter demişti. Ama iki gün önceki haberlerde okunan Birleşmiş Milletler raporuna göre demek yetmiyormuş. Çünkü rapora göre birkaç sene evvel %10 küsürlerde olan uyuşturucu trafiği %26'lara çıkmış. Türkiye uyuşturucu haplarda dünyanın %90'ını barındıran 4 ülkeden biri olmuş. 300 yıllık Yakuza isimli kadim Japon mafya örgütü İran mafyasıyla birlikte buradan Japonya'ya sevkiyat yapıyormuş. Evvelce de belirttiğim gibi memleket mafyaların cirit alanı olmuş. Bu kadar çoluk çocuk zehirlenirken, ocaklar batarken, kadınlar kızlar pazarlanıp satılırken ne ilginçtir ki bunların hakiki failleri yargılanacakken benim bir suçsuz biri siyasi nedenlerle tutuklanıyor. Ne diyelim? Er-rıza bi-zararı la yestahikku nazar. Zarara razı olan nazara yani ilgiye müstahak olmaz. Kendi ayaklarına kurşun sıkanlar, yarın benden beter belalara düşüp dua destek istediklerinde yanlarında kimseyi bulamayacaklardır. Rabbim kimseyi karşılıksız bırakmaz. Bazen açık, bazen gizli yolla herkese Mevla müstahakını layık olduğu şeyi verir. Şairin dediği gibi, hak kulundan intikamın yine kul ile alır, ilmile dün bilmeyenler anı kul yaptı sanır. Timurtaş soyadında bir hanım bu iş başıma gelince aleyhime konuşmuş. Şimdi bana mektup yazarak abisinin bana isnat edilen suçtan suçsuz yere biri onun telefonuyla konuştuğu için tutuklanacağını bildirmiş. Ve benden helallik istemiş. Abisine de dua istiyor. Çok pişman olmuş. Hakkım helal olsun. Madem şimdi tevbe etmiş, sohbetleri dinlemeye başlamış, Rabbim onu bağışlasın. Abisini de kurtarsın. Amin. Ama herkes akıllı olsun. Bana bu zulmü tertipleyenlere, bunu benimseyenlere yapılan beddualar göğü yere indirir. Kimse bu belayı üzerine çekmesin. Herkes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz, onu alçaltmaz. Müslümanın kardeşini hakir görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Her Müslümanın namusu, kanı ve onuru Müslümana haramdır hadis-i şerifinde tarif ettiği gibi herkes ne yapsın doğru Müslüman olsun. 8. Samsun'daki selde ölenlere Rabbim rahmet buyursun inşallah. Amin. İnşallah şehittirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin El-Gariku şehidün buyurduğu üzere boğulan şehittir. Efendimiz böyle buyuruyor. Tabii ki imanlı ölmek şarttır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müzdelife vakfesinde ey Allah ben iki kör felaket olan yani önüne geleni yıkıp yakan sel ve yangından sana sığınırım buyurmuştur. Bu duayı dua kitaplarında görmedimse de Ali el-Kari Rahimeullah'ın İrşad-ı Sari isimli hac menasikini beyan eden eserinde vardır. Ben Müzdelife'de o kitaptan okurdum. Efendi Hazretleri de amin derdi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istenmedik bir hayır, sığınmadık bir şer bırakmamış buyururdu. Tabii ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün dua ve istiazelerini ne ilmimiz ne de ömrümüz yeter. Onun için en azından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği şu duayı ihmal etmeyelim. Benim kürsülerde sürekli okumamdan bazılarınız bunu ezberlemiş de olabilirsiniz. Hiçbir dua bilmeseniz de yahut yapamayacaksanız da bari bu duayı terk etmeyin. Dua şöyle. Allahümme inni es'eluke min hayri ma se'eleke minhu nebiyyüke Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. İlâ ahiri dua. Hocamız hani bunu yapardı hep duaları. Çoğunuz da belki ezbere biliyorsunuzdur. Bu duayı demek terk etmeyin. Arapça bilmeyen Türkçesini okusun. Ne diyor? Ey Allah'ım ben senden Peygamberin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği tüm hayırları istiyorum. Peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı tüm şerlerden de sana sığınıyorum. Ne kadar basit. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istediği tüm hayırları senden istiyorum. Sana sığındığı tüm şerlerden ben de sana sığınıyorum. Yardım istenilecek an ancak sensin. Benim muradıma ulaşmam ancak sana bağlıdır. O yüce ve büyük Allah'ın yardımı olmadan hiçbir işe ne güç ne de kuvvet olmaz. Dua bu kadar.
İşte bu dua bütün istekleri ve sığınmaları cami olan çok mübarek bir duadır. Ne olur bari bu kadar okuyun ki selden, yelden, yangından, göçükten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sığındığı her türlü afetten korunabilelim de sonra ağlayıp inlemeyelim. 9. Süleymaniye Vakfı diye hizmet vakfı. Yani daha doğrusu hizmet değil, hizmet yapan vakıf Abdülaziz Bayındır'a ait bir şer yuvasıdır. Bir kardeş bu vakfın sitesinde kandillerin inkar edildiğini yazarak milleti uyandırmamı talep etmiş. Kardeşim ne kandili, ne bayramı, bunlar ayet ve hadis. Cübbeli hocamız diyor. Yani onlar kandili inkar etmişler de. Cübbeli hocamız da diyor ki yani ne kandili, ne bayramı, bunlar ayet ve hadisleri dahi inkar eden adamlar. Bunları takip edenler ehli sünnetten öte dinden bile çıkma tehlikesiyle karşılaşırlar. Sen sadece boş ver ehli sünneti, demek ki iman dairesini zorlayan beyanlar var. Geçen sene Bozacı'nın şahidi Şıracı kabilinden Ali Rıza Demircan'la beraber milleti Ramazan'da Kasımpaşa'da topladılar. Sahurdan sonra yemeye başladılar. Karşı taraf yani Yavuz Selim Camii'nin bulunduğu yön aydınlanana kadar yani güneş doğmasına 40 dakika 50 dakika belki de daha az bir zaman kalana kadar millete yemek yedirdiler. Yani oruç başlıyormuş diye tatbikat yaparak milletin orucunu yedirdiler. Bu sene Ramazan'da da cin şeytanları bağlanınca insan şeytanları çıkabilir, aman dikkat edin. 10. Şaban-ı Şerif çıkmak üzere. Bir hafta kaldı. Kaçırdıklarımızı telafiye bakalım. Şaban-ı Şerif Risalesi'nin 231. sayfasından sonra önemli ameller zikredilmiştir. A. Recep-i Şerif'in 27. gecesi Miraç gecesidir. Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesi Kadir gecesi olduğu gibi Şaban-ı Şerif'in 27'si de çok önemlidir. Ama insanlar ondan gafildir. Öyle ya, Recep'in 27. gecesi kandil. Efendim, kendinden sonra gelen Ramazan-ı Şerif ayının 27. gecesi kandil. Öylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ayı olan Şaban ayının 27. gecesi demek ki o da sıradan bir gece olmamalı. Ama insanlar bundan gafil. Önümüzdeki pazartesiyi salıya bağlayan gece 27. gecedir. Yani Şaban-ı Şerif'in 27. gecesidir. 4 rekat namazı vardır. Tarifi 233. sayfadadır. Amel edelim inşallah. Yani Şaban-ı Şerif Risalesi'nin 233. sayfasında efendim Şaban ayının 27. gecesi yapılacak olan, kılınacak olan namaz, amel orada yazıyor. İnşallah oradan bakarsınız, amel edersiniz. Rabbim şimdiden kabul eylesin inşallah. Amin. B. Bu ay Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ayı olması hasebiyle çok salatü selam okunmalıdır. Enes İbni Malik radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki Allah-u Teala arşın altında nurdan bir deniz yaratmış, sonra başı arşın altında, ayakları 7 kat yerin altında, bir kanadı doğuda, bir kanadı ise batıda olan bir melek yaratmıştır. Şaban ayında bir kul bana salatta bulunursa, Allah-u Teala o meleğe hayat suyuna dalmasını emreder. Melek de o suya dalıp çıkarak kanatlarını silkeler. Böylece her tüyünden damlalar dökülür. Allah-u Teala her damladan kıyamet gününe kadar kendisi için istiğfarda bulunacak bir melek halk eder. Arifan yayınlarında çalışan Şahap Efendi'nin eşi olan hoca hanım kardeşim, zuhuratta 3 kere kendisine benim kurtuluşumun tek çaresinin salavat okumak olduğunu bildirmiş. Salavat okumak olduğu bildirilmiş. Bu husus benim dikkatimi çekti. Bu ara annemin vefatından beri Delail-i Şerife'yi okuyamadım. Delail-i Şerife biliyorsunuz salavat-ı şerifelerin cem edilmiş olduğu bir efendim kitap. Herhalde yine bana bir ihtar geldi. Evvelce yine bir ara okuyamadığımda efendi hazretlerimizle son umredeyken Abdülmetin hocanın bir arkadaşı Medine-i Münevvere'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüğünü ve bu fakire Delail-i Hayrat'a devam etmemi söylemesini emir buyurmuştu. Tam da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayında başımdaki sıkıntılardan fırsat bulamadım. İnşallah bu son cuma günü Delail hatmi yapacağım. Rabbim nasip eylesin inşallah. Amin. Size de rica ediyorum.
Şaban Risalesi'nin 240. sayfasında Seyyid Ahmet Errifai Hazretlerine ait bir salatü selam var ki hangi mühim sıkıntısı için bu salatı 40 gün sabah namazından sonra bir kere okuyan kişinin muradı hasıl olur. İnşallah yarın 13 Temmuz sabahı benim kurtuluşum niyetiyle bir deyip başlarsak mahkemeden önce 21 Ağustos salı sabahı okuyunca 40 gün tamam olur ve muradımız hasıl olur inşallah. Şaban Risalesi'nde yine 240. sayfede. Evet. C şıkkı, Şaban-ı Şerif'in meşhur bir tevhid zikri var ki onu okuyana 1000 sene ibadet yazılıyor. 1000 sene günahı olsa siliniyor ve Allah katında sıddık yazılıyor. Okudunuz mu? Ben okudum elhamdülillah. Rabbim bize de okumak nasip eylesin. Amin. O hangi sayfada? 242. sayfede. Evet. Bari bu son hafta gerisini ne yapalım, telafi edelim. D. 3 ayların istiğfarı devam ediyor. Bu fakir öğlen namazından sonra okuyorum. Siz de ihmal etmeyin. Hazreti Abbas radıyallahu anh'ın beyanı vecile, her bela günah yüzünden geliyor ve ancak istiğfarla açılıyor. 243'te bu istiğfar yazılmış. Demek ki 243. sayfada da bu istiğfar var. Bir de Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir siga var ki iyi niyetle birkaç kere okuyanın bütün sıkıntıları kalkıyor. Arapçası 245-246'da. Bilmeyen 247 ve 249. sayfalardan Türkçe manasını okusun. Kardeşlerimiz de inşallah bu sayfeleri tabii böyle okuyorum geçiyorum ama efendim kalem kağıdı olanlar yazıyor. Kardeşlerimiz ne yaparlar? Cübbeli hocamızın sitesinde bu sayfeleri yazarlarsa İşte Şaban-ı Şerif Risalesi, ne yaparsınız? Buradan o sayfeleri okursunuz. Dualar var, istiğfarlar var, salavatlar var. İnşallah böylece inşallah bu denen sayfeleri okuyarak bu efendim faziletlere hepimiz nail oluruz. Rabbim Celle Celaluhu bana da size de okumak nasip eylesin inşallah. Bu mübarek ayın sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize şefaat etmesine yardımcı olmak niyetiyle sadaka vermeye gayret edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu ayda bir münadiye, Şaban benim ayımdır. Benim ayımda bana yardım edene Allah rahmet etsin, acısın, lütfuyla muamele etsin şeklinde ilan etmesini emrettiği göz ardı edilmemelidir. Evet. Bak efendim sallallahu aleyhi ve sellem demek ne diyor? Bu ay benim ayımdır. Benim ayımda bana yardım edene Allah rahmet etsin. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor bunu bak. Ya bunu göz ardı demek ki etmemek lazım. Çünkü ulema bu yardımın namaz, oruç ve sadakanın artırılması suretiyle gerçekleşeceğini açıklamışlardır. Artık bu mübarek ayda hayırlarımızı artırarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duasına mazhar olabilme fırsatına sahip olan bizlerin vay saadetine. Sahabeden olamadıysak da kıyamete kadar geçerli dualara mazhar olabilme imkanına sahip olduğumuzdan bizlere ne mutlu. Rabbim Şaban-ı Şerif'in bereketlerine cümlemizi nail eylesin. Amin. Ramazan-ı Şerif'e de hayırla bali eylesin, ulaştırsın. Amin. Amin inşallah. 11. Sizlere soruyorum. Size soruyor şimdi hocam. Haftaya perşembe oruç yok ama teravih başlıyor. Buraya gelmekte zorlanır mısınız? Düşünüyor. Bugün zorlandın mı? Yok. Haftaya da bugün gibi. Haftaya teravih varsa var. Ne yapalım yani? Teravih ne zaman kılıyorsun? Yatsı namazında kılıyorsun. Haftaya perşembe oruç yok ama teravih başlıyor. Haftaya mektup göndereyim diyorsanız ses verin. Göndersin mi? Evet. Hocam bunlara sorduk mu zaten hepsi tamam diyor ya. Efendim? Göndersin mi? Göndersin. Ha tamam. Eğer hocamız mektup yazarsa sesinizi duydu demektir. Eğer mektup gelmezse sesinizi duymadı demektir. Evet. Nasıl? Oraya çevirirsen benim de sesim duyuluyor o kadar canım. Evet. Demek ki inşallah hocamız haftaya gene ne yapacak? Sizin isteğinizle efendim önümüzdeki haftada inşallah mektup yazacak. Sonra Ramazan-ı Şerif'te toplanmanız zor olur. Hem oruçlu olmanız hasebiyle çünkü ne yapıyoruz? 6.30'da geliyoruz, 7'ye çeyrek kala geliyoruz. İftardan da bayağı önce oluyor. Efendim yani belki açlık sebebiyle havalar
bayağı sıcak, günler uzun. He? Bayağı belki zorlanabilirsiniz burada da çünkü efendim üst üsteyiz böyle hakikaten maşallah. Dolayısıyla nefes almalar, vermeler. Dolayısıyla burada ne yapıyorsun? Bir sıkılabilirsin, daralabilirsin yani oruçlu olduğun için. Şimdi problem değil de bu vesileyle demek ki hocamız Ramazan'da mektup ne yapmayacak? Yazmayacak. Serbest bırakacak herhalde. Ama haftaya oruç olmadığından dolayı teravih olsa da fark etmez. İnşallah efendim hocam arkadaşlar burada nasıl bağırıyorlar sen tabii görmüyorsun. Belki sesleri geliyor gelmiyor. Ama haftaya mektup demek istiyor muyuz? İstiyoruz. Tamam inşallah. Sonra Ramazan-ı Şerif'te toplanmanız zor olur. Ben size yine kısa da olsa mektup göndereceğim Ramazan'da. Beni merak etmemeniz için radyoda her perşembe akşam 7'de okusunlar. Yani mektup ne yapılacak? Radyoda yine Halil İbrahim kardeşimiz burada olur. İnşallah perşembe akşamları radyoda demek ki ne yapacak? Mektubu okuyacak. Oradan inşallah bizler de dinleriz. İnşallah. Ama siz haftaya da toplanacaksanız o zaman Ramazan-ı Şerif'te inşallah flaştan geçen seneki sohbetleri dinleyin. En büyük hizmet herkesi iftardan önce o sohbetleri dinlemeye teşvik edin. Bir de radyodan her perşembe 7'de mektuplarımı dinleyin. Haftaya toplanmayacaksanız bu şartı kaldırıyoruz toplanacağız çünkü. Yine radyodan dinleyin inşallah. Ne yapalım? İmtihandayız. Rabbim kazananlardan eylesin. Amin. Haftaya inşallah buradayız. Ama ondan sonra Ramazan-ı Şerif ayında mektuplar inşallah radyodan okunacak. Efendim oradan bir kardeşimiz okur. Siz de ne yaparsınız? Bulunduğunuz yerlerde, yoldaysanız arabanızdan, evdeyseniz radyonuzdan inşallah. Bazıları da internet başından da uzaklarda olanlar dinliyorlar. Ve böylece yani hocamızın durumunu, halini, ahvalini yine yazdığı mektuplarla böylece efendim haber alma imkanı, fırsatı elde etmiş olacağız. Evet, 12. Benim kaprisin sahibi Fazıl Efendi ile olan irtibatımdan dolayı bazı eski JETBO ortakları kendisinden alacakları olduğunu belirterek bu konuda aracı olmamı istemişlerdi. Ben kendisine bu durumu aktardığımda bana JETBO ile ilgili mahkeme devam ettiği için bu konuda bir adım atamıyoruz. Mahkeme neticesinde herkese hakkını ödeyeceğim demişti. Hakikaten öyle yani kul hakkıyla Mevla'nın huzuruna gitmek istemeyen biri. Ama o günkü şartlar, o günkü bir takım sistemler, zaten sadece o değil bütün şirketleri, daha doğrusu yeşil sermayeyi tamamen batırmak üzere ne büyük işler olduğunu zaten şimdi herkes öğrendi yani. Evet hocamız da şimdi diyor ki, bayağıdır hapiste olduğum için bu konuyu takip edememiştim. Ancak geçenlerde Akit gazetesinde Fadıl Efendi hakkında şöyle bir haber yer aldığını gördüm. Fadıl Akgündüz düzenlediği basın toplantısıyla 13 yıl önce hakkında dava açılan JETBO'nun aklandığını, davanın sonuçlanmasıyla JETBO'ya ortak olan mağdur yatırımcıların mağduriyetlerinin giderileceğini belirterek JETBO'daki davamız adaletin tecelli etmesiyle birlikte lehimize sonuçlandı. Paylarını almak isteyen alacaklarımıza nakit ödeme imkanı tanıdığımız gibi şu andaki yatırımlarımız olan Kapris Gold ve Didim Kapris'ten piyasa fiyatlarına göre alabilme imkanı tanıyoruz dedi. Yani Akit'te böyle bir haber çıkmış. Hocamız da diyor ki ben bu habere çok sevindim. Zaten kendisinin vatanını, milletini seven, dindar bir kardeşim olduğunu, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu kalkındırarak terörü sonlandırmak için büyük projelere imza atmak üzereyken bir takım mason lobiler tarafından engellendiği ve hapse dahi düştüğünü belirtirim. Halk meydana çıkarak JETBO'nun aklandığını duyunca buna çok memnun oldum. Ehli sünnete hizmeti olan bir kişi olarak kendisini hayırlı dualarla desteklemeyi esirgemeyin. Bu konuda fitne yapanlara da bu haberleri ne yapalım? Ulaştıralım. Bu vesileyle bana provokasyon yapıyor diyerek iftira atan Yeni Şafak gazetesine açtığım davadan 2000 TL tazminat kazandığımı, yani bugün olduğu gibi o günde iftiraya maruz kaldığımın ortaya çıktığını bildiririm. Tabii bu buradaki rakam sembolik bir rakamdır. Önemli olan burada kanun karşısında da suçsuzluğunu ortaya çıkarmak ve böylece burada da ne olmuş demek ki? Hocamız bu davayı kazanıyor ve orada iftira edildiğine mahkeme ne yapıyor hükmediyor. Fakat henüz parayı tahsil etmediğimi, zaten bu paranın hepinize döner ısmarlayacak boyutta olmadığını, herhalde hocam size döner mi söz verdi kazanırsam diye. Ama tabii bu para yetmez. He? Şu öndeki kısma bile yetmez be. Bunun yerine benim adıma birbirinize ikramda bulunmanızı ve bu hususu her yerde duyurmanızı, ayrıca internet vasıtasıyla da ilgilenen herkesi sevindirmenizi rica ederim. İnşallah.
Yani bu konuda efendim provokasyon yapıyor meselesi vardı ya, biliyorsunuz bu meseleyi. Cübbeli hocamız bu davayı kazandığını her taraflara duyurun, iletin. Efendim illa da ben döner yiyeceğim diyenler varsa da etrafınızda, Allah için siz yedirin yani. Tamam. Peki efendim, saat 8'i 10 geçiyor. Ben şimdi tabii buradan TV5'e yetişeceğim nasip olursa. Sizden gelen bazı mektuplar var. O bölümü efendim şu anda okuyamıyorum. Vakit çok daraldı. İbrahim kardeşimiz de zannediyorum burada yok. Ben şunu da sizlere arz edeyim. Şaban-ı Şerif Risalesi'ni söyledik. Orada pek çok sayfeler geçiyor. Onları inşallah Cübbeli hocamızın sitesine bakarsınız. Orada arkadaşlarımız yazarlar. Oradan hangi sayfeler okunacaksa buradan okursunuz. Salavatlar, dualar. Hele o bir tane dua vardı ya. Onu mutlaka ne yapalım? Dilimize pelesenk edelim. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi, Peygamber Efendimiz efendim Mevla'dan kendisi hakkında ne hayırlar istediyse biz de Rabbimizden istediğimizi, hangi şerlerden de Rabbimize sığınıyorsa biz de onlardan Rabbimize sığındığıyla alakalı bir dua vardı ya, onu ne yapalım mutlaka efendim dilimize pelesenk edelim ve her namazdan sonra mutlaka inşallah dualarımızda yer verelim ona. Arifan dergimizin sayısı da, yeni sayısı zaten çıktı. Arkadaşlar sizlere arz ediyor. Pek çok meseleler var. Bana da işte bazı kardeşlerimiz diyorlardı ki, ya hocam dua ettik, bu kadar dua ettik, herkes dua etti hocamız çıksın diye. Biz de tavaflarda mesela özel tavaflar yaptık, secdeler yaptık. İnşallah yarın secde gene yapacağız. Herkes gelebilir. Hatta gelin inşallah. Yani sabah namazını nerede kılarsan kıl. Ne zaman yapıyoruz? Sabah namazını burada kılacağız. Sabah namazından sonra işrak vaktine kadar bekliyoruz. İşrak vaktinde hep beraber secde ayetlerini okuyoruz, secdelerimizi yapıyoruz ve topluca dua ediyoruz. Dolayısıyla acaba yetişir miyim, yetişemem mi? Fark etmez. Kendi mahallende, muhitindeki camide de namazını kılsan secdelere buraya ne yapabilirsin? Yetişebilirsin. Bunu da böylece arz edelim. Yani bu kadar dualar edildi Cübbeli hocamız çıksın diye. Hani neden çıkmadı? Dualar kabul olmadı mı? Dualar mutlaka kabuldür. Biliyorsunuz onun pek çok efendim duaların kabulünün alametleri vardır. Duada bir takım şartlar vardır. Onunla alakalı fakir bir yazı yazdı. Dolayısıyla dua huvel ibade, dua ibadetin ta kendisidir. Bakın burada inşallah okursunuz. Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselam Mevla'ya dua ediyorlar. Ya Rabbi, efendim niyazda bulunuyorlar. İki tane peygamber Mevla'na buyuruyor. Kal, kad ucibet davetukuma. Andolsun gidiyor, duanıza icabet olundu. Mevla'dan haber geliyor ya, vahiy geliyor. Duanız kabul olundu. Peki ne zaman gerçekleşiyor? 40 sene sonra. 40 sene. Ya ikisi de peygamber. İkisi de dua etmiş ve Allah'tan haber gelmiş ha. Bize rüyada dese ki yarın dua etsen kesin kabul olacak. Daha elimizi yüzümüze sürmeden gökten küt diye insin isteriz böyle yani. Demek ki ne var? Bir vakti var, bir saati var. Dolayısıyla kimse ümitsizliğe kapılmayacak. Yapılan dualar asla boşa gitmeyecek. Mutlaka kabul. E zaten dua nedir? İbadettir. İbadet yaptığın zaman sevap kazanınca boşa mı gitmiş oluyor yani? Onun için burada dua ile alakalı meseleyi mutlaka okumanızı sizlere özellikle tavsiye ediyorum. Bir de bu sonunda çok tabii mailler geliyor. Dualar istiyorlar. Efendim bir dualar geliyor ki şöyle destan gibi herkes yazmış. Özellikle evlilikle alakalı konuda. Özellikle hanım kardeşlerimiz. Tabii erkekler için bir kapıdan efendim olumsuz cevap alsa başka kapıya gidiyor. 40 tane kapıya gidebilir. Ama hanım kardeşlerimizin durumu biraz daha farklı. Yani istediği gelmeyebilir. Gelen istediği olmayabilir. Onun için bu gibi bir takım sıkıntılar olabilir. Bakın burada 65. sayfada ne diyor? Evlenemeyen kadınlar için evliliği kolaylaştıran dualar. Sen gene Mevla'ya siparişi ver de Allah-u Teala adamını sana gönderir inşallah. Buradan da ne yapılsın? Mutlaka efendim bu dualara bakın. Hele öyle etrafınızda, civarınızda yaşı bayağı ilerlemiş, efendim evlenememiş veya pek çok kimse gelmiş ama kısmet olmamış gibi kimseler varsa bir tane dergi hediye et ve de ki bu sayfadaki duayı da mutlaka yap. Oo, bir daha da seni unutmaz, sana da dua eder, haberin olsun. Alalım, okuyalım, okutalım, duyuralım. Arifan dergisi girmeyene bırakmayalım. Rabbim Celle Celaluhu hepinizden razı olsun. Amin. Malımızla, canımızla, ilmimizle, yolunda sahip gayret cümlemize ihsan eylesin. Amin. Bu yolda bizlere
Ne kadar sıkıntılar olursa da, ne kadar engeller çıksa da Rabbim Celle Celaluhu pürüzleri gidersin inşallah. Amin. Manileri kaldırsın. Amin. Engelleri def rafu izale eylesin. Amin. Hizmetlerimize mani olmaya kim çalışıyorsa Rabbim onları bertaraf eylesin inşallah. Amin. Ayağımıza çelme takmak isteyen, yolumuza engel koymak isteyenlere Rabbim fırsat vermesin. Amin. Son nefesimize kadar bu yolda devam, sebat, istikamet ihsan eylesin. Amin. Can veresiye kadar, son nefesimizi veresiye kadar Rabbim cümlemizi yolunda hadim eylesin. Amin. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Amin. Lillahi Teala'l Fatiha. Seyyid Efendi gelecek akşam namazından sonra, çok az bir zaman kaldı. Bana müsaade edin inşallah. Haftaya tekrar burada buluşmak ümidiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim.